İstanbul'da tırnak süsleme sanatıyla ilgili çalışmalar yapan Mihriban Çayır'ı tanıyor ve sektöre giriş öyküsünü dinliyoruz. Mihriban Çayır, 27 yaşındayım. 3 yıl önce tırnak süs malzemelerine ilgim vardı. Evet, şimdi 3 yıl önce vardı ilginiz ama onun öncesinde tırnak yeme alışkanlığınız da vardı. Evet. Aslında bu ilgi buradan da gelmiş olabilir mi Mihriban Hanım? Evet, 20 yaşına kadar bir tırnak yeme sürecim vardı. Sonra karar verip bıraktım ve... Mihriban Çayır'dan tırnak süsleme alanında uygulanan işlemleri ve en trend modelleri öğreniyoruz. Tam olarak neler yapmaktayız? Çünkü ben burada tırnakları görüyorum sevgili izleyenler, bir de stickerları görüyorum. Evet, şöyle yani stickerların şurada uygulanmış modellerini görebilirsiniz. Bunlar su transfer olarak geçiyor. Çok pratik ürünler, şöyle jelatin falan var. Uygulaması çok pratik. Yani bunu kuaförler... alabiliyor. Tırnağımızın üzerine yapıştırabiliyoruz kolaylıkla. Bunun ham maddesi nedir? Yapışkan mıdır? Şöyle, bu çok ince bir kağıt gibi bir şey desen. Bunu suya koyup deseni çıkarttığımızda tırnağı transfer edebiliyoruz. Üstüne de şeffaf oje sürdüğümüzde normal oje kalıcılığında kullanılabiliyor. Kalıcı ojede de aynı şekilde. Protez fark etmiyor. Tüm tırnaklarda kullanılabiliyor. Pratik. Evet. Şunu sormak istiyorum. Burada sticker çeşitlerimiz çok. En çok hangi modeller gidiyor? En çok kelebekler gidiyor. Yeni modeller getirdik. Mona Lisa falan var. Onlar seviliyor. Marilyn Monroe'lar var. Mermer desenler var. Yani aslında zevke göre evet, değişebilir. Evet, zevke göre. 7'den 70'e. Evet, 7'den 70'e de herkes kullanıyor. Aynen. Şey soracağım mesela, bunun kullanım süresi ne kadardır? Bunları şimdi uygulaması deseni tırnağa aktardıktan sonra üstüne şeffaf oje sürdüğümüz için normal oje kalıcılığında oluyor. Kalıcı ojede de deseni uyguladıktan sonra üstüne kalıcı tap kağıdı sürerek yine aynı şekilde kalıcı ojenin süresi kadar bu işlemlerin nasıl yapıldığını, hangi malzemelerin kullanıldığını öğreniyor ve Mihriban Çayır'a gelecek hedeflerini soruyoruz. Onlar işte desene göre hangi deseni istiyorsak yani her desenin kendine göre bir fırçası mı var? Evet, evet. Kar tanesi yapmak isterseniz daha ince uçlu, çiçek yapmak isterseniz daha geniş yüzeyli. Evet. Bu şekilde. Mihriban Hanım, şu görmüş olduğumuz kalıplarımız ne işe yarıyor efendim? Bunlar baskı plakası olarak geçiyor. Ömür boyu kullanılabilir. Desenlere şu şekilde fotokopisinin şeklinde daha net görülmesi için. Şurada da tırnağa uygulanmış halini görebilirsiniz. Buna özel baskı ojesi var, yoğun pigmentli. Buna uygulayıp kazıyıcısı mevcut. Şu şekilde kazıyıp silikon aparat yardımıyla basıp deseni aldığımızda tırnağa aktarabiliyoruz. Bu şekilde yine üstüne şeffaf oje ile kullanabiliyoruz. Çok güzel, çok da pratik bir şekilde. Evet. Şimdi şu gördüğümüz süsler var. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar da taş modellerimiz. Yine çok tercih edilen modellerden. Renk renk olanları var. Swarovski olarak geçen modeller, inci modellerimiz var. Bunları uygulamak için de şöyle bir aparatlarımız var yardımcı olması adına böyle tek tek almak için. Özel bir yapıştırıcımız mevcut, daha kalıcı olması adına. Bu şekilde. Çok güzel. Şimdi bu yıl en çok tercih edilen boncuklar olsun, inciler olsun, taşlar mı olsun yoksa stickerlar mı olsun? Yoksa isteğe göre mi? Şu şekilde şimdi mevsime göre çok etkiliyor müşterilerin tercihleri. Kış, önümüz kış olduğu için daha çok şu şekilde kardan adamlar, kar taneleri. Şu şekilde stickerlarımızdan göstereyim. Evet. Şöyle kar modellerimiz mevcut. Onun dışında kardan adam modellerimiz mevcut. Hazır yılbaşı geliyorken. Evet, evet, kesinlikle. Daha çok tercih edilen modellerden. Plakalarda da aynı şekilde kar taneli, Noel babalı vesaire, bunlar çok tercih ediliyor. Şimdi müşteri olarak geldim. Özellikle bu fiyonk modelini çok beğendim. Sizden satın alabiliyorum değil mi bunları? Tabii satın alabilirsiniz. Peki. Uygulaması da evet. Çok pratik. Uygulama videoları var. Satış sonrası desteğimiz mevcut. Ürünler çünkü çok bilindik olmadığı için yardımcı elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Peki bundan sonraki hedeflerimiz neler olacaktır? Bundan sonra bir yer açmak istiyorum. Hem uygulamasını yapabildiğim, hem satışını yapabildiğim.
daha verimli bir şekilde müşterilerle bağ kurabildiğim bir hayalim var. Bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Eğer merakı olanlar ama çekinenler varsa satış sonrasında da desteğimiz sizinle. Ürünler dediğim gibi farklı olduğu için yardımcı, elimden geldiğince yardımcı oluyorum satış sonrasında da.